Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden tahliye edilen, aralarında çocukların da bulunduğu 112 depremzede Bodrum'a getirildi. Depremzedelerin bir bölümü otele yerleştirilirken, bir bölümünün ise yakınlarının yanına yerleştirildiği belirtildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremde evleri hasar alan depremzedeler evlerine giremedi. Bu kapsamda Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle oteller depremzedelere açıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 104 yetişkin ve 8 çocuk olmak üzere toplamda 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Milas Bodrum Havalimanı'na indi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken bir bölümü ise otellere yerleştirildi. Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gülsan yaşadıklarını şöyle dile getirdi. Çok şiddetli bir deprem oldu. Dün gece 4'ü 17 dakika geçe ama çok uzun sürdü. Yani bir sağa bir sola, sonra ileri geri, sonra daire şeklinde dakikalarca sürdü. Yani çok panikledik, hareket edemedik. Deprem biraz durduktan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra ancak sokağa çıkabildik. Ve şiddetli bir yağmur var. Bir gün öncesinden kar yağışı, hava çok soğuk, sis var. Yani 10 metre gibi göremiyoruz. Sokaktayız. Herkes sokakta. Yani ulaşamıyoruz yakınlarımıza. Sonra 10 ilin olması, yakındaki illerin olması hepimizi çok perişan etti. Yani biz buradayız ama yani aklımız Urfa'da. Urfa'da bir sürü arkadaşımız, dostumuz, akrabalarımız kaldı. Çok zor. Yani dehşet bir şey ve gün içinde tekrar oluyor. Çok şiddetli artışlar oluyor. Siz buraya gelmeyi nasıl tercih ettiniz? Nereden aldınız? Valilikten mi aldınız destek? Hayır, biz havalimanına gittik. İstanbul'a gideriz. İstanbul'dan Bursa'ya geçeriz. Bir yakınımızda kalırız diye. Sonra tesadüfen sizi Bodrum'a gönderelim dediler. Biz zaten burada bir gece konakladıktan sonra biz bir 4 kişi Bursa'ya geçeceğiz. Ama yani inanılmaz yorgun ve korkunç bir şey. Yani felaket.